Değerli seyirciler, şimdi Amerika bisikletinde uçak yerleşim yerine düştü. Çok üzücü bir durum bu. Hayatını kaybedenler var, iki kişi öldü. Şimdi Amerika deyince, uçak deyince akla ne geliyor? F-16'lar geliyor. Neden? Çünkü gündemde o var. Şimdi Türkiye'de Amerika arasında şu F-16 meselesinde bazı görüşmeler oluyor. Türkiye F-35 programından değerli seyirciler çıkarıldı. Nedeni de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasıydı. Şimdi Türkiye diyor ki Amerika'ya, beni F-35 programından çıkardım, ben F-35'te üretim zincirinin bir halkasıydım. Bir de ben 1.4 milyar dolar da para ödedim bu F-35'ler için. Şimdi benim paramı vermiyorsun, uçağı da vermiyorsun. Bunun üzerine 72 saat önce bir haber yayınlandı. Reuters bunu duyurdu. Türkiye F-16 alacak dedi. Ankara'dan ses seda çıkmadı. En nihayetinde Ankara'dan açıklama geldi, beklenen açıklama. İbrahim Kalın diyor ki Cumhurbaşkanlığından, biz diyor F-35'leri madem alamıyoruz, Amerika bize bunu vermiyor, parasını da ödedik, o zaman bunun karşılığında F-16 istiyoruz. Çünkü biz filomuzu modernize etmemiz lazım dedi. Şimdi bunun karşılığında böyle bir talebimiz var diyor. Ankara bunu doğruluyor. Bunun belki de diyor ki Amerikan medyası, bir Amerikan yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, haberine göre, Türkiye aslında F-16 paketi için yaklaşık 6 milyar dolarlık bir bütçe oluşturmuş. Şimdi İbrahim Kalın sadece F-35'ler için harcanan paradan söz ediyor ama Bloomberg hayır diyor, 6 milyar dolarlık bir paket var. Ve burası çok önemli. Biden yönetimi de aslında bu satışa olumlu bakıyormuş. Biden yönetimi evet, F-16'ları Türkiye'ye satabiliriz. Sıcak bakıyoruz, biz karşı değiliz diyorlarmış. Ama bir sorun varmış. Kongre, yani senatodan geçer mi geçmez mi? Şimdi bu bir muamma. Pek de mümkün görünmediği belirtiliyor. Yani senatodan bir şekilde Türkiye'ye F-16'lar satılmasın mı satılmasın mı? Yani kongreden, daha doğrusu satılsın mı satılmasın mı, kongreden böyle bir kararın çıkma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Ama Biden yönetimi sıcak bakıyormuş. Şimdi Amerikan dışişleri tabii bu konuda senatörleri bilgilendiriyor, biliyorsunuz ilk etapta. Böyle bir talep var diyor. Talep resmi olarak kongreye iletiliyor. Senatörlerin incelemesine sunuluyor. Daha sonra oylama aşamasına geliyor. Şimdi eğer Amerikan Dışişleri Bloomberg'in iddiasına göre Biden sıcak bakıyorsa bu meseleye olumlu refere olacaktır. Ama bu sefer de kongre diyecek ki o zaman neden biz katsa yaptırımları uyguluyoruz Türkiye'ye diye. Böyle bir tuhaf bir çelişki var ortada. Bakalım nasıl hallolur, hep birlikte göreceğiz ama Türkiye'nin böyle bir talebinin olduğu artık mutlak.